Akşam kahvemi hazırladım. Makineme koyuyorum. Burada bulamacım oldu. Videosunu paylaştım. Burada da hazırlıklarım var. Akıtma tarifi geliyor. Mis gibi pakmaya tuz, ılık su. Bu da kabım tutacağım. Ve ben dinlenmeye. Kahvem olana kadar şöyle bir oturalım. Kahvemizi bekleyelim. Bugün kahve çay içerken sizlerle ne yapacağımı karar veremediğimi söylemiştim. Akıtmayı kesinleştirmiştim. Kafamda da yemek olarak mercimekle bulgur pilavı düşünüyordum. Aklıma geldi. Bunu hiç yapmamıştım. Yani sizlerle paylaşmadım. Daha önce yaptım bu bulamacı. Yeşil soğanlı bulamaç. Nenelerimizin tarifleri bunlar. Onu yapalım dedim. Elimde de güzel yeşil soğanlarım vardı. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Bizim Trakya'da da meşhurdur bulama çeşitlerimiz. Kahvem de oldu herhalde. Evet. Şöyle gidip cennetimde bir kahve içip gelip akıtmamı tutmaya başlayacağım. Hamurunu. Allah diyelim. İnşallah güzel olmuştur. Tek yapıldığı zaman güzel olmuyor makinede. Bazen oluyor işte, arada bir şaşırıyor makine herhalde kendini. O anlardan biridir inşallah. Evet. Şahane oldu. Allah gönlüme göre verdi. Evet, yıkayalım. Bırakmayalım. Kurumasın. Evet. Kahvemi alıyorum. Cennetime gidiyorum. Şöyle güzel olduğu zaman da korkuyorum dökeceğim diye. Tek elle götürüyorum ya. Cennetim her zamanki gibi derli toplu. Dışarıya hemen dün giydiğim şortumla şortman altımı yıkadım. Çamaşır ipim olmadığı için çamaşırlığım içeride. Bunların kurumasını istediğim için böyle serdim. Belki akşamüstü oğlumun yanına gidebilirim. Onlarla rahat ediyorum. Onun için dışarıya astım kurusunlar. Mis kafenin çiçeklerini ektik. Hepsi top top çıkmış. Onları dağıtmam gerek. Bir şey olmazsa, bir aksilik olmazsa mis kafeye gideceğim akşama, mekanımıza. Çiçeklerimi ekmeye. Ben de orada gideriyorum zaten çiçek hasretimi, evde bakamasam da. Orası da bir nevi benim bahçem sayılır. Mekanımızın yanı. Çiçekler orada yetişiyor. Hava güzel. Kahvem güzel. Keyfini çıkaralım. Kahve molasından sonra akıtma hamurunu tutacağım. Kabadımı da pişireceğim. En basit hamur yiyeceği benim için o. Benden başka da seven yok. Eşim yer ama zoraki yer yani. Böyle severek yemez. Mucizem yer torunum. Yaptığım zaman onu ayırırım muhakkak. Gönderirim. Yani torunum.
O çok seviyor benim açıtmalarımı. Bu artık günün son kahvesi olur diyeceğim ama benden belli olmaz. Akşam bir Nescafe daha içebilirim, bazen içiyorum. Akşamüstü de bir kahve. Çay kahve benim işim. Ocaktan çayım inmez. Kahvem bitmez dediklerinden. İlk kontrol ettiğimde alışverişe gideceğim zaman onlardır. Eksiğim var mı çayım kahvem? Eğer bir marka kahveyi de içemiyorum. Nescafe'de de, Türk kahvesinde de. Ama güzel. Çayım da öyle. Bellediğim bir marka var. Çaykur'un mavi paketi. Daha önce pembesini kullanırdım. Kardeşimden duydum. Hoşuma gitti. Onu alıyorum. Mavi paketi kullanıyorum ve çok memnunum. Nescafe'm de Türk kahvem de bellidir. Çocuklarım, eşim de bildikleri için kesinlikle başka marka alıp getirmezler. İçmeyeceğimi bilirler çünkü. Motorların çıkardığı ses çok rahatsız edici bir ses. Ama yapacak bir şey yok. Bugün toz gitti. Çok az vardı. En sonunda kurtulduk o sahra tozundan. Evlerin içine bile girdi yani. Ne kadar kapı cam açmasak açıyoruz. Mecbur sapsarı olmuş camların üstleri. Camlar öyle berbat oldu. Yapacak bir şey yok. Silinecek. Ben burada videomu kapatıyorum. Akıtma videosunda buluşmak üzere diyorum. Yaparsanız sizlere daha afiyet olsun diyorum.